öğrencilerimize temel kimya eğitimi, temel kavramlarla başlıyoruz. Öncelikle genel kimya, organik kimya, analitik kimya, inorganik kimya, fizikokimya gibi derslerimiz var. 2017 yılında açıklanan araştırma üniversiteler arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de var. İT Kimya bölümünün özellikle İT'nin temel hedefleri ve stratejik gelişme planı doğrultusunda çok büyük katkı sağladığını görüyoruz. Stratejik hedeflerinde nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanları var. Ve bu iki temel alanın, iki araştırma alanına en büyük katkı veren bölümlerden bir tanesi İT Kimya bölümü. Hem araştırma bazında hem yapılan yayınlar bazında hem de aslında bu yayınlara alınan atıflar bazında İT Kimya bölümü en önde gelen bölümlerimizden bir tanesi. Benim İT Kimya bölümü ilk tercihim değildi. Ben bir mühendislik bölümünden buraya merkezi yatay geçişle geldim. Ve asla pişman olmadım bu tercihimden. Çünkü kimya çok canlı bir alan. Hocaların araştırma lablarında yer alabiliyoruz ve böylelikle neye ilgi duyduğumuzu ya da neye ilgi duymadığımızı bu sayede öğrenebiliyoruz. Lise zamanında tek yetkinliğim kimya dersindeydi. Bundan dolayı hani direkt kimya bölümünde okumayı düşünüyordum zaten. Nasıl bir üniversitede okuyorsak bana kimyayı sevdirdi. Bölümde 7 ayrı dersin kendisine ait laboratuvarı bulunuyor, laboratuvar dersi bulunuyor. 2,5 senedir yani öğrenciliğim başladığından bu yana neredeyse bir hocamızın labında düzenli olarak çalıştım ve kendimi geliştirme fırsatı buldum. Günlük hayatta kullandığımız bütün her şeyin içinde kimya olduğu için bütün fabrikalarda çalışma imkanımız var. İşte ilaç bir organik kimyacı tarafından sentezleniyor. Sonra vücuda alındığında işte biyokimya devreye giriyor, metaboliklerine ayrılıyor. Ve buradaki vücuttan çıkmaya başladığında veya etkilerini araştırmak için yine fizikokimya işin içine giriyor. Vücuttan çıktığında metabolikleri araştırmak için işin içine analitik kimya giriyor. Organik moleküllerin dışında sentez bileşenleri olduğu zaman inorganik kimya yine işin içine giriyor. Yani aslında ufacık bir ilaç molekülünün kimyanın bütün dallarıyla ilişkilendiğini görüyoruz. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler düzenli olarak laboratuvarlara girmeye başlıyor. İlk sene genel kimya ve genel fizik dersinin laboratuvarları bulunuyor. Daha sonra ikinci sınıf ve üçüncü sınıftan itibaren bölümle alakalı derslerimizin laboratuvarları bulunuyor, laboratuvar dersleri bulunuyor. Kimya bölümünün anlaşmalı olduğu yurt dışında birçok üniversite var. Ve Erasmus'a gitmek gerçekten çok kolay İT Kimya bölümünde. Yani biz seçiyoruz gidip gitmemeyi, öyle diyebiliriz. Nanoteknoloji ile ilgili çoğu temel unsurun altında yatan yeni malzeme sentezi ve yeni malzeme sentezi de yine kimyanın bileşenlerini kullanarak yapılıyor. Burada temelde öğrencilerimize vermek istediğimiz nosyon, gelecekte her türlü gereksinimi, teknolojik bilimsel gereksinimi karşılayacak bütün unsurları sentezinden karakterizasyonuna kadar kimya bölümünde yapıldığı, öğretildiği bir eğitim planı.